Mustafa Armağan, yeni Fatih dizisi neyi anlatıyor? Geçen salı akşamı ailece Haliç Kültür Merkezi'nde TRT 1'de başlayan Mehmet, Fetihler Sultanı adlı dizinin galasındaydık. Öncelikle Eyüp Gökhan Özeki'nin yapımcılığını, Şafak Bal'ın yönetmenliğini üstlendiği dizinin umut vaat ettiğini söylemek gerekir. Doğrusu, Şeyh Şemseddin rolüyle son sahnesinde beliri veren Mim Kemal Öke Hoca gibi sürpriz oyuncuların varlığı ve tarih danışmanının Profesör Feridun Emecen olması beklenti dozumuzu artırdı. Dizide Bizans safında yer alan Şehzade Orhan'ı canlandıran Ali Nuri Türkoğlu'ya Emanuel Karasso'dan sonra kötü adam tipine abone olduğunu söyleyerek takıldım. Heyecanlı bir ekip, güzel yola koyulmuşlar. Bize de tabiatıyla, hayırlı olsun, demek düşer. Dizinin tarih noktayı nazarından kritiğini yapacağım elbette, çünkü okurlarım bilgilenmek isteyeceklerdir. Yalnız bunun için bir iki bölüm daha oynamasını bekleyeceğim. İlk bölüm için şu kadarını söylemeliyim ki, dizi ve sinema filmlerinde, daha doğrusu tarihi roman gibi tarihin sanat vadisine dökülmesi esnasında kaçınılmaz olan bazı zaman kaydırmaları haricinde Sultan II. Mehmet'in, Fatih Sultan Mehmet'e dönüşüm süreci büyük ölçüde başarılı bir şekilde yansıtılmıştı. Fatih Sultan Mehmed'in ilk saltanat dönemi 1444 ila 1446 yıllarına rastlar. Yani tahta geçtiğinde 12, indiğinde ise 14 yaşındadır. Bu durumda Mehmet rolünü oynayan gencin 20 yaşlarında olması tarihi gerçeklere aykırıdır. Ama bu durumda haklı olarak şu soru da sorulabilir: 12-13 yaşlarında bir çocuğu böylesine sürükleyici ve izleyiciyi ekran'a ben dedici sahnelerde oynatma imkanı bulunabilir miydi? Malum, savaş sahneleri adrenalin'i yükselttiği için bilhassa tercih edilir. Savaş sahneleri çekecekseniz mecburen kahramanın yaşını büyütmek icap eder. Yine de itiraf edeyim ki sakal ve bıyıkları çıkmamış bir Fatih imajı ile işe başlamak cesaret isteyen bir girişimdi. Bölümün özeti şudur, Hüma Hatun'un oğlu Sultan II. Mehmet Edirne'de tahta çıkmıştır, oğlu Alaaddin Ali'nin ani ölümü üzerine sarsılarak tahttan kendi iradesiyle çekilen Sultan II. Murat ise Bursa Sarayı'ndadır. Halil İnalcık kocanın Fatih Devri üzerinde Tetkikler ve Vesikalar I adlı kitabında pek güzel anlattığı gibi Çandarlı Halil Paşa'nın başını çektiği Anadolu Beyleri ile Zanos ve Şehabeddin Paşaların başını çektiği Rumeli Akıncı Beylerinin çekişmesi olanca şiddetiyle devam etmektedir. Çandarlı Halil Paşa'nın gönlünde Sultan Murat'ı, Zanos Şehabeddin Paşa Partisi'nin gönlünde ise Sultan Mehmet'i tahtta görmek vardır. Bu sert politik çekişme, Haçlıların Edirne'ye yürümesi üzerine Sultan Murad'ın önce, başkomutan olarak tayinine, Varna Savaşı'nı kazandıktan bir süre sonra da, genç Sultan Mehmet'in henüz devlet işlerini çevirecek otoriteyi haiz olmadığı, ancak babası gibi tecrübeli ve kendini ispatlamış bir ustanın iç ve dış tehditlere karşı koyabileceği kanaatinin baskın çıkmasına yaramıştır ki, bu da Çandarlı Halil Paşa'nın, partisinin seçimi kazandığı anlamına gelecekti. Varna'nın muzaffer komutanı eski Sultan II. Murat yeniden tahta davet edilir, o da kabul eder. Kitaplarımızda Sultan II. Mehmet'e atfedilen, eğer padişah sizseniz geliniz ve ordunun başına geçiniz. Yok, eğer padişah bensem, size emrediyorum. Gelip ordunun başına geçiniz, mealindeki zeka eseri mektubun varlığı tartışmalıdır. Bir kere arşiv belgesi olarak elimizde değildir. Eserini Fatih'in oğlu Sultan II. Bayezid'in emriyle kaleme alan Şeyhülislam Kemal Paşazade'nin tarihinde ilk kez karşımıza çıkan mektup aslında Çandarlı Partisi'nin zorlamasıyla yazdırılmış veya Kasapzade Mahmud Bey'e söyletilmiştir. Fatih tarafından yazılmış olsa bile bu mektup bir zeka oyunundan ziyade bir trajediyi ifade eder. Nitekim tahttan indirildikten sonra Manisa'ya çekildiğini bildiğimiz Sabık Sultan II. Mehmet'in burada kendi adına para bastırmak ve bazı toprakları işgal etmek gibi babasının ve devletin hoşuna gitmeyecek yaramazlıklara girişmesi hem tahttan indirilmesine tepkisini hem de babasından sonraki padişahlık dönemine hazırlandığını ortaya koyacaktır. Özetle dizide önümüzdeki Salı'dan itibaren oyun yeniden başlayacak ve Mehmet'in fatih olma sürecinde yaşanan birbirinden ilginç olaylar ekrana yansıtılacaktır. Merakla bekliyoruz.